Doğu Akdeniz'e uzanacak büyük koridor. ABD'nin en büyük emperyalist hayali. İlk parçasını Irak'ta inşa etti. 1991 ve 2003'te iki kez yapılan saldırının temel hedefi buydu. Amerikan koridoru günümüzde nasıl şekillendi? Bu soruya yanıt vermek için Irak koridorunun nasıl kurulduğunu bilmek gerekiyor. Pentagon'un Kürt senaryosu yeni değil. Aslında yüzlerce yıllık. ABD tarihi projeyi ilk olarak 1965 yılında getirdi Ankara'nın önüne. Başbakan Süleyman Demirel'di. Beyaz Saray baklayı ağzından çıkardı sonunda. Federe bir Kürt devleti kurulacaktı. Türkiye, Irak ve İran Kürtlerini kapsayacaktı. Federal bir çatı altında Türkiye ile birleştirilecekti. Fakat şartlar henüz olgunlaşmamıştı. 1974 yılı aynı proje ikinci kez koyuldu Türkiye'nin önüne. Koşullar elverişsizdi. O yüzden 12 Eylül askeri darbesinden sonrasına bırakıldı plan. 7 Kasım 1986, Pentagon'un iki numaralı ismi, Savunma Bakan Yardımcısı William Taft Ankara'ya geldi. Pentagon'un Kürt senaryosunu taşıyordu çantasında. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruh'la görüşmek istedi, olmadı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'la bir araya geldi. Yine sonuç çıkmadı. 1987 yılı Yüksek Askeri Şurası'nda koptu asıl kıyamet. Orgeneral Üruh emekli olacaktı. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun'un gelmesi bekleniyordu. Fakat o da emekli edildi. İki Necdetler tasfiyesi olarak geçti bu olay tarihe. 1991, ABD'nin Irak'a karşı savaş ilan etmeye hazırlandığı sene. Aynı senaryonun güncellenmiş hali getirildi bir kez daha. Kürdistan'ın hamiliğinin verilmesi vaat ediliyordu Ankara'ya bu defa. Bir şartı vardı Beyaz Saray'ın. Türkiye, Körfez Savaşı'na destek verecekti. Cumhurbaşkanı Turgut Özal başından beri razıydı plana. Ancak TSK'yı aşamıyordu. Aşamadı da. Washington baskıyı daha da arttırdı. Ya himaye edersin ya da kabul edersin diyordu devamlı. Genelkurmay Başkanı Torumtay planı reddederek istifasını sundu. Sonuçta ABD 17 Ocak 1991 tarihinde Irak'a saldırdı. Irak koridorunu inşa etme sürecini başlatmıştı böylece. Arzusu Türkiye'nin de desteğini alarak ikinci bir cephe açmaktı. TSK'nın direnci bu hevesi kursağında bıraktı Sem amcanın. 28 Şubat 1991'de savaş durdu. Washington, Irak'ın kuzeyinde Kürtleri isyana teşvik etti. Mart 1991'de Kürtler ayaklandı. Saddam Hüseyin çok sert bastırdı ayaklanmayı. Kürtler kitleler halinde Türkiye sınırına yığıldı. Amerika bunu bahane etti. Kürtlerin mağduriyeti üzerinden Irak koridorunu inşa etmeyi geçiriyordu kafasından. Türkiye devreye girdi hemen. Sığınmacıların durumuna çözüm için Birleşmiş Milletler'e başvurdu. 17 Nisan 1991'de Irak'ın kuzeyine girdi ABD ve çekiç gücü kurdu. 36. paralel, çekiç gücün konumlandığı noktaydı burası. Amerikan koridorunda sınırıydı aynı zamanda. PKK için de güvenli bölgeydi. 19 Mayıs 1992, çekiç gücün korumasında bölgede ilk seçimler yapıldı. Barzani'nin Kürdistan Demokratik Partisi %45, Taliban'ın Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi ise %44 oy aldı. 4 Temmuz 1992'de ilk hükümet kuruldu. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden Fuat Masum Başbakan oldu. Yardımcılığına Kürdistan Demokrat Partili Roj Nuri Savaş getirildi. Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin de güneyinde federe bir Kürt devleti vardı artık. Aynı süreçte terör örgütü de palazlandı bölgede. Fuat Masum, Kürdistan Bölgesi Hükümet Başkanı. PKK Merkez Komite üyesi Osman Öcalan'la bir anlaşma imzaladı 30 Ekim 1992'de. Buna karşı PKK, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterebilecekti. Karşılığında da bölgesel hükümeti tanıyacaktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindeki milli unsurlar, vatan millet, bayrak sevdalıları. Koridorun inşa sürecine başından beri karşılardı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis onlardan biriydi. Amerikan koridoruna kod adı kale planıyla karşı koymuştu Eşref Paşa. Kürt grupları Bağdat hükümetiyle anlaşmaya zorluyordu plan. Böylece Kürtlerin ABD'nin kontrolünden çıkması amaçlanıyordu. Başarılı da olundu. Ancak Orgeneral Eşref Bitlis uçağına yapılan bir sabotajla öldürüldü. Aradan yıllar geçti. TSK PKK'ya karşı 20 Mart 1995'te Çelik Harekat düzenledi Irak'ın kuzeyine. Ana hedef koridora müdahaleydi. Arkası geldi. 14 Mayıs 1997'de çekiç harekatını gerçekleştirdi. Her iki operasyon ağır darbe vurmuştu ABD'ye. Koridor inşa süreci de çıkmaza girmişti. Ankara ve Bağdat kârdaydı. Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamakla kalmamıştı sadece. Irak'ın toprak bütününü de korumuştu aynı zamanda. Amerika'nın başarısızlığı bölgedeki iç çatışmaları tetikledi. Barzani ile Taliban'ın arası bozuldu. Beyaz Saray'ın planına tersti. İkisi de uzlaşmalıydı. Aralarındaki savaş koridorun inşasını engelliyordu. Bu durum başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine yarıyordu. Formül bulundu çok geçmeden.
Kürdistan Demokratik Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği üzerinde baskı sistematik olarak artırıldı. 17 Eylül 1998, Barzani ve Talebani Washington'da buluşturuldu. 1994'ten beri savaş halindeydiler. ABD'nin dayatmasıyla aralarındaki çatışmaya son veren anlaşmaya imza attılar. Türkiye tepki gösterdi. Başbakan Bülent Ecevit'e göre bu anlaşma Irak'ın fiili bölünmüşlüğünü pekiştiriyordu. Anlaşmanın imzalanmasından tam 2 ay sonra 13 Kasım 1998, 1996'da dağılan Kürt Özerk Yönetim Parlamentosu yeniden toplandı. Öcalan'ın Türkiye'ye teslimi, ekonomik kriz, 99 depremi derken sene olmuştu 2000. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2001'i gösterirken önemli bir uyarı geldi Ankara'dan. Kuzey Irak'ta Kürt devleti fiilen kuruldu diyordu Başbakan Bülent Ecevit. Başbakanlıkta bir yazı paylaşıyordu konuyla ilgili. Casus belli ifadesi geçiyordu. Ne demekti bu? Yani Türkiye Kürt devletinin kurulmasını savaş nedeni sayıyordu. Ecevit'in uyarısından bir gün sonra 16 Mayıs 2001 günü Genelkurmay Başkanlığı'na ait kasa tipi uçak Malatya'da düştü. 34 asker şehit oldu ve 2 gün sonra aynı tip bir başka uçak Ankara yakınlarında test uçuşundaydı. Yere çakıldı. Tesadüf olabilir miydi? 11 Eylül 2001, İkiz Kulelere ve Pentagon'a uçakta saldırı düzenlendi. Olayın üzerinden bir ay geçmeden Afganistan'ı bombaladı ABD. Washington'a göre İkiz Kulelere saldırıyı El-Kaide örgütü Osama Bin Laden yapmıştı. Laden ise Afganistan'daydı. O nedenle Afganistan bombalanmalıydı. ABD Irak'a da saldırı hazırlığındaydı. Saddam Hüseyin'in 11 Eylül'le bağlantısı olduğunu savunuyordu. Ankara'yı da doğrudan ilgilendiriyordu bu durum. Ecevit hükümeti Irak'a müdahaleye karşıydı. ABD, Irak'a müdahaleye ikna etmeye çalışıyordu Ankara'yı. TSK'nın direnişini kırmak için üst üste yetkililer yolluyorlardı. Türkiye ise ABD planlarına karşı bölge ülkeleriyle işbirliğine gidiyordu. Oluşturulmaya çalışılan Türkiye-Rusya-İran hattıydı. Bu hat, Irak'a müdahalenin de önünde ciddi bir engeldi. Sonuç olarak bir türlü kırılamıyordu Türkiye'nin direnci. ABD, Irak'a saldırı takvimini sürekli ertelemek zorunda kalıyordu. Çözüm belliydi. Ecevit gönderilmeliydi. Öyle de yapıldı. Koalisyonun birinci partisi Ecevit'in DSP'siydi. Bölündü, dağıldı. ABD için uygun siyasi şartlar oluşmuştu. Kendi planını uygulamaya koymuştu yeniden. Bu süreçte Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin anayasası ilan edildi. 6 bölüm 77 maddeden oluşuyordu. İlk maddede Kürdistan bölgesi Irak Federal Cumhuriyeti'nin bölgelerinden biridir deniliyordu. İkinci maddede Kürdistan bölgesinin sınırları tarif ediliyordu. Musul ve Kerkük de bu bölgeye dahildi. Resmi dilde Kürtçeydi. Daha önce kapanmak zorunda kalan parlamento 4 Ekim 2002'de yeniden açıldı. Türkiye'nin güneydoğu sınırında bir Irak Kürdistanı vardı artık. 2010-2011, Arap Bağrı isyanlarının patlak verdiği yıllar. Olaylar dalga dalga yayıldı. İsyanlar çıktı, hükümetler devrildi, iktidarlar değişti. En beterini Libya ve Suriye yaşadı. Bu iki ülkede olanların halk hareketiyle hiçbir ilgisi yoktu. Çünkü ayağa kalkanlar silaha sarılmışlardı. Libya kolay yıkıldı. Küçük bir devletti, aşiretlere dayalı bir yapıdan oluşuyordu. Hızla çözüldü. Türkiye'nin de katıldığı NATO saldırısıyla Kaddafi devrildi. Suriye ise farklıydı. Öncelikle büyük bir devletti. İsrail'e karşı direniş cephesinin en ön safındaydı. Arkasında İran'ın desteği vardı. Diğer destekçileri Rusya ve Çin'di. Pekin ve Moskova. Batı'nın Suriye'nin parçalanmasına olanak verecek bir kararın çıkmasına izin vermedi. Çünkü Esad'ın düşmesi ABD'nin işine yarardı en çok. Böylelikle Batı Asya'da da üstünlük sağlamış olurdu. Bu nedenle Putin sahip çıktı Şam rejimine. Askeri anlamda da desteğini esirgemedi hiç. 15 günde devrileceğini söyleyenler çıktı. Şam'daki Emevi Camii'nde zafer namazı kılacaklarını meydanlardan haykıranlar bile vardı. Fakat öyle olmadı. Baktılar ki Esad yıkılmıyor, 2012 yılından itibaren Suriye'yi bölme hedefli döneme geçildi. Yeni sürecin esas patronuydu ABD. Uluslararası terör ihracı başlattı bölgeye. Bosna, Çeçenistan, Libya ve Afganistan'dan teröristler akın akın geliyorlardı. Plan şu şekilde ilerleyecekti. Savaş deneyimi olan teröristlere yol verilecekti. O teröristler de sahadaki durumu Esad'ın aleyhine çevirecekti. Özetle ABD, uzmanı olduğu özel savaşı taşeronlarına uygulatacaktı. İşler yolunda gitmedi elbette. Yeni sorunlar doğdu. Mesela IŞİD denen bir yapı ortaya çıktı. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin önü açıldı. Tabi o yıllarda da açılım rüzgarı esiyordu Türkiye'de. İşte bu açılımla PKK hem içeride hem de Suriye'nin kuzeyinde güç elde etti. Ankara'nın Esad'a yönelik baskısı daha da arttı aynı süreçte. Angajman kuralları çerçevesinde Suriye savaş jetleri sınıra yakın bölgelerden uzak tutuldu. Hal böyleyken terörist PYD'de hızlı organize oldu. 20 Ocak 2014'te Cizre'de, 28 Ocak 2014'te Kobani'de,
29 Ocak 2014'te Afrin'de kantonları ilan etti. Aynı süreçte hızla büyüdü terör örgütü IŞİD. Sadece Suriye ile sınırlı kalmadı hükmettiği alan. Irak'ta da önemli kazanımlar sağladı. PYD'nin kantonları ilan etmesinden tam 5 ay sonra IŞİD, Irak'ın en büyük şehirlerinden Musul'u işgal etti. Orta Doğu açısından yeni bir dönemi başlattı bu durum. ABD'ye yeniden Orta Doğu'ya dönme fırsatı yarattı. Onun öncülüğünde koalisyon gücü oluşturuldu bölgede. Koalisyonun özellikle de karar unsuru dikkat çekiciydi. Terör örgütü PYD. Evet, yanlış duymadınız. Doğru, IŞİD'le savaşıyorlardı. Görünürde böyleydi en azından. Fakat bir yandan da ABD destekli Kürt devletinin temeli atılıyordu bölgede. İşte bunun için vardı PYD. Türkiye'nin baş belası terör örgütü PKK değildi artık. IŞİD tehlikesiyle karşı karşıyaydı şimdi de. Ankara İncirlik mutabakatını imzaladı. Amerikan jetleri İncirlik üssünden havalanıyor ve Suriye'nin kuzeyinde IŞİD hedeflerini bombalıyordu. PYD de karadan saldırıyordu. Sonuç? PYD PKK'nın Suriye kolu, yani bir terör örgütü. Bu su götürmez bir gerçek. Fakat IŞİD'e karşı savaşıyor denilerek meşrulaştırıldı. Batı kamuoyunda terör örgütü olmaktan çıkarıldı adım adım. En sonunda IŞİD püskürtüldü. PKK da ABD tarafından resmi yollardan silahlandırıldı ve eğitildi. Ve son tahlilde Kürt kantonları Amerikan koridorunun bir parçasıydı. Özetle birileri Esad'ı yıkmak isterken yeni bir güvenlik sorunu doğmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri ilerleyen zamanlarda bu koridoru yarma harekatı gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı operasyonları vesaire. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt koridoru kurulmasına Esad da göz yummuştu aslında. Bunun başlıca sebepleri bulunuyor. Öncelikle IŞİD tehdidi giderek büyüyordu Suriye'de. Esad'ın tek başına mücadelesi yetersiz kalabilirdi. Bu yüzden Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le mücadeleyi PYD'ye bırakmıştı. Böylece Şam rejimi daha fazla asker kaybının önüne geçmiş oldu. Belli mi olur? Esad iç savaş bittikten sonra belki de PYD ile masaya oturur. Hatta terör örgütünün şu anda konuşlu olduğu bölgeleri yeniden kendi topraklarına katabilir. İkincisi, Şam rejimi Türkiye'den intikam alma peşindeydi. O nedenle PYD'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerde konuşmasına ses çıkarmadı. Çünkü Esad Türkiye'nin PKK konusundaki hassasiyetini çok iyi biliyor.